Günaydın. Hayırlı sabahlar canlar. Kurumuş kurumuş, hepsi kurumuş. Dedim çayımı içeyim biraz. Ondan sonra çamaşırlarım kurumuş, onları katlayıp yerine yerleştireyim. Önce Yusuf'u doyurdum. Yusuf uyandı, yemek istiyor. Sare'yi doyurmadım daha. Sare benim gibi böyle biraz çizgi film seyrediyor televizyonda. Ondan sonra yavaş yavaş kendine geliyor. Ya dün içinde kusura bakmayın ne olur. Ezan bitsin demişsiniz, haklısınız. Bir anda kendimi toparlayamadım. Kusuruma da bakmayın. Yani insanız, bazen oluyor böyle çıkışlar. Elinde olmuyor insanın. Sare'nin yanında konuşma demişsiniz. Çok haklısınız. Yorumları okuyorum he. Ne yapacağım bugün bilmiyorum. Yapacak bir şeyler bulurum herhalde. Ha, iş çok. Şimdi ortalığı toparlayacağım. Akşamdan kalma ortalık. O konuda problem yok. Yunus bayıldı patlıcana. Anne çok güzel olmuş diyor, böyle yap diyor. Soğanları yalnız şey yaptım ya. Keşke sıkıp avuç avuç da koyduğum zaman daha güzel oluyordu. Tavayı değiştirmek zorunda kaldım fark ettiyseniz. Olduğu kadar yendi. Yenmedi mi? Yapacak bir şey yok artık. Vallahi Sara da bayıldı. O sosuyla birlikte. İyi ki sosunu yapmışım. Yapayım yapmayayım çelişkide kalmıştım. Bugün ne yaparız? Akşam Yunus şey getirdi. Buğday getirdi bir paket. Hani yarın soğuk çorba yapayım, nohut varsa evde. Dedim sen getir buğdayını, bir saat ıslattık. Bir saat sonra onu ikiye böldüm, düdüklüm küçük olduğu için. İki parça güzel. Anne dedi sakın hepsini verme, az zaten dedi. Çok müşteri yok şu anda. Çünkü bir bölümü 9 gün tatil, bir bölümü 5 gün yaptı tatil. Ama onlara da yemek vermek zorunda, gitmek zorunda. Hatta iki paket kuru fasulye ıslatmıştık, kalmış. Olsun. Nasip ne kadarsa. Yarısını işte götürdü, yarısı da haşlandı. Bir bölümünü ben keşkeklik ayırdım. Bugün keşkek yapmayı düşünüyorum. Esra'ya sipariş vereyim ben unutmadan. Bir tane göğüsle bir tane but alsın. İkisini düdüklüğe koydum, onu harmanlıyorum. Güzel tel tel. Çok da güzel oluyor. Köydeki gibi olmasa da küçük tencerede. Vallahi öyle bir şey geldi aklıma. Başka da bir yemek gelmiyor. Semiz var ama semiz istemiyorum dolapta. Bitirdik onu, yedik. Yok. Sarımsaklı, yoğurtlu bir şey istemiyor canım. Bugün. Daha kahvaltı yapacağım. Ama bir taraftan da şu çamaşırları toplamam lazım. Ben vallahi çoğunu mandal takmadım akşam. Fırlattım. Sirkeleyip attım. Bak dökülüyor. Şoraplar. Dedim hiç mandal sıkıştırmayın bugün. Her yer dolu. Bereket Allah çamaşıra vermiş ya. Vallahi çamaşıra vermiş. Çamaşır, bulaşık. Bunları hiç mandallamadım bir bölümünü. Bir bölümünü mandallıyordum. Sonra dedim niye mandallıyorum ya? Hiç gerek yok. Şu önlüğümü de mecburen attım. Kızartma yaptım mı önlük de kokuyor. Hepsi kokuyor. Şöyle koyayım önlüğümü. Mis gibi. Kızartmada her yerimiz kokuyor. Bu ne kadar dikkatli etsek siniyor üstümüze. Şundan hiç aslında şey yapmadım. Mandalsız tıkı tıkı verdim.
getirdim. 4-5 tane böyle zıbın Yusuf'a. Veriyorum eline, kendi alışsın. Yerken de içerken de ne oluyor? Bulaşıyor. Bulaşsın. Olacak şimdi yaz günü. Annesi ne yapıyor? Kaşık tutmasını öğrensin diye. Kaç tane? 6 tane değiştirmişim. Çıkarmışım. Yastığı da dışarıda unutmuşuz. Üstü parlamış. Hemen şimdi kaldım üstünü de. Makineye atacağım. Ne diyorlar? O parlak parlak sümüklü böcek mi diyorlar? O mu geziyor? Ne oluyor bahçede? Herhalde parlak parlak baktım sabah. Dedim bunu parlatmışlar. Şöyle kalıp gibi. Bir taraftan çayımı içeyim. Bir taraftan çamaşırımı toplayayım. Yunus çaydanlık aldı ya elektrikli. Atıyor, kaynatıyor su. Ama kırmızı yeşile dönmüyor. Acaba öyle mi artık şimdiki makineler? Bozuk değil. Kaynattı. Beklemeyi aldı ama yine kırmızı yanıyordu. Yani yeşile dönmesi gerekmiyor muydu? Çelişkide kaldım. Yanına yapmadım yine. Gerçi şeyine de baktık. Kataloğuna da baktık. Yani kullanma bir şey demiyor. Yeşile döner falan da demiyor. Acaba şimdikinler öyle mi? Bilemedim ya. Çok güldüler bana akşam. Yunus dalga geçti benimle. Senin bu çektiğin çaydanlıktan ne anne diyor. Vallahi dedim bilmiyorum ne. Her giymesini de çıkarıyoruz mecburen. Ter. Hanımefendi şu anda oturuyor koltuğunda. Hanım ağa. Kendime de biraz yumurta istemiyorum bugün. Yusuf'a yaptım, tiskindim. Koktu sanki burnuma. Ona da yumurtanın sırf beyazını ezdim. Annesi bazen ona şey yapıyor. Tereyağıyla yapıyor. Güzel oluyor. Ben bir öyle yapıyorum. Bir öyle yapıyorum. Değişik değişik. Şöyle. Katlamıyorum çünkü. Şu da benim çarşafı dedim alayım. Üstüne çıktı çocuklar. Zaten iki güne bir benim çarşaf hemen değişiyor. Yorgan bir şey kullanmıyoruz. Hiçbir şey. Üstümüze çarşaf, altımıza çarşaf. Ve zaten yazın, kışın bile odamdaki doğalgazı açtırmıyorum. Bunlar da belki 15 senelik çarşafların eskidi artık. Renkleri artık beni değiştir diyor. Yırtılsa da atsam. Yırtılsa da atsam. Ay. Şöyle oturayım, biraz daha oturayım da. Ondan sonra... Çok güzel bulursam şöyle bir şey alacağım. Havlulu önlük çok rahat oluyor. Elini kuruluyorsun. En azından bez aramıyorsun. El beziler zaten 15 gün. En fazla 15 gün gidiyor, 2 hafta. At çöpe gitsin. Lavabonun içine şey tıkıyorum. Lavabonun içine
Azıcık çamaşır suyuyla deterjan atıyorum. Güzel orada bekliyor. Beş gün yetiyor. Ay mutfağa geçeyim. Kendime yemek hazırlayayım. İkinci çayım yeter. Yok, üçüncü herhalde ya. Unutuyorum. Bir çocuklar kalkmadan doldurdum içtim. Gizlice ne? Dedim ses yapmadan bir bardak içeyim. Çay içtim mi kendime geliyorum. Ondan sonra kimse tutmasın beni. Tutmuyor zaten kimse de beni. Valla saçlar başlar. Sabah sabah. Yapacak bir şey yok. Mutfağa geldim. Şöyle. Ay gördünüz pisliğimi vallahi sabah sabah. Daha mutfağı toparlamadım. Düdüklü tencerem kirli. Buğday kaynattım. Ay şu çaydanlığımı göstereyim de. Şöyle. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum? Yani basıyorum. Güzel indiriyorum. Ama dönmüyor şuradan. Bir tane ışığı var. Kırmızı yanıyor ama kaynatıyor. Bilemedim ya. Karar veremedim. Bir daha koyamadım çayı. Bir gün aldı. Dördüncü günü bayramın Yunus aldı bana. Şeyde Paşa Bahçesi'nde taksicimiz var. Al anne dedi. İyi işte de şimdi dedi takılma dedi. Habire. Çaydanlık çaydanlık diye. Akşam da dalga geçiyor. Artık diyor eski çaydanlık koltuk altına koyarsın ağlarsın diyor. Benim eskim nerede? Alayı yaptıracağım hele o eskiyi. Bunu geri alsa götüreceğim. İşte açtım su koydum ya. Çok para ya. Taksit de olsa çok para olmuş. Yani düşman parası değil. Üzülüyorum ben. Yani oğlum aldı diye de. Şuna bir yapmam lazım. Biraz peynir yiyeyim. Gerçi bu çaydanlıkla da idare edebilirdim Ümit dedi ya. Onun dedi sapı dedi çürümüş. Yaptıracaksın bir 2 milyara, 1.500 alacak, 600 alacak diyecek mi dedi. Kandırdı beni. Kandırdı, kandırdı. Ay, şöyle şekerimi koydum. Bulduğum kaba koyuyorum ben kendim kullandığım için. Şöyle üste koyayım. Karınca çok. Bir damlacık şey koy her yer karınca oluyor. Kıyı kıyı saklıyorum. Şöyle geriye koyacağım. Yine açıyorum. Dün peynir yememişim. Yine yiyeceğim ben de bilmiyorum. Sareden bir farkım var mı? Yok. Ondan da bir farkım yok. Biraz domates yaparım. Çok da iştahımız olmuyor sabahları ya. Beyaz peynir. Yanına da biraz domates yapayım. Mesra herhalde kullanmış. Kapağı koymuş çünkü göreyim diye. Çok da istemiyorum domates ama bazen de bayağı bir doyurucu oluyor domates. Kabukları vitamin var aslında ama benim mideme dokunuyor. Hemen midemde sorun yaratıyor. Şimdi Sari'ye de sorarım ben yemeden.
Ya çorba ister. Ya salata falan böyle süslüyor o da. Şey yapıyor. Çizgi filmin oluyor ya. Sebzeleri böyle bebek yapıyorsun tabağın içinde. Damarlara bak. Bende yok o kadar damar. Olsun, domates iyidir. Salata kessem ye. Canım istemiyor salata. Salatalar da maşallah. 1 kilo salata aldık. Akşam bir salata yaptım yine ekşi. Esra gelirken domates almış 3-4 tane. Anneye de pazarda bir şey yok. Pazarda kurulmamış doğru dürüst. Süt de alamadı. Ne yapayım yanına? Bir tane galete koyayım. Yeter be. Daha ne olacak? Yanık olsun. Bu kadar. Domatesin yanında yeter bir türlü. Az bir tuz ister. Benim az tuzumu bilirsiniz gerçi. Benim tabağım tamamdır. Ufak ufak ben onu hallederim. Şöyle. Ben bugün yumurta istemiyorum. Biraz tiskindim hemen. Buraya da Yusuf ağlar diye küçük tabağa koyacağım. Ekmekleri, kaşarları böyle küçük küçük doğruyorum. Kendisi atıştırıyor. Küçük bir tabak yapacağım ona. Kahvaltıdan sonra. Özellikle plastik tercih ediyoruz. Fırlatıp atıyor çünkü işi bitti mi? Buraya dedim ağzına atacağı kadar böyle çerez gibi yapıyorum. Veriyorum önüne. İyi de oluyor. Meyveleri de öyle kabuğunu şey yapıp. Dün mesela muzu güzel ayarladım, koydum önüne. Yavaş yavaş alışıyorum ben de ya. Ya biz de çocuk büyüttük ama ne bileyim ben unutuyorsun insan unutuyor. Belki şey diyorsun bu olur mu olur. O paniğimi dağıtmaya çalıştım. Benimle dalga geçtikleri çaydanlık. Bunu diyorlar anne koltuğunun altına koy dolan. Çaydanlığım diye diyor. Ah benim çaydanlığım eski meski ama benim işimi görüyordu ya. Ne yapsam acaba? Geri alırlar mı? Yunus'tan gizli geri versem yeni çaydanlığı. Bunu da tamire versem. Bilemedim ki, bilemedim. Kızar bu sefer de. Evet. Gerçi bu çaydanlığım da güzel normal aygazdı ama habire suyu gidiyor. Habire bu da Esra'nın çeyizinden bu. 2-3 tane var normal çaydanlığımız. Ay yok dersem yalan. Çaydanlık var ama ben alışmışım ve kettle'a burada hemen 2 dakikada. Kettle şeklinde. Küçük tepsilerimiz nerede ya? Bir tane daha olacak. Tamam, burası da dolu şeyle, tepsilerle. Bir ara bunları
Kapılar astılar gittiler ya, bu tenekeler de iyi oluyor, işimi görüyor. Kapılara böyle reklam amaçlı astılar ya. Şurada Yusuf'umu. Şurada makine ya. Makineyi de yavaş yavaş doldurdum ya. Ya şunları koymayacağım makineye. Mahvediyor, mahvediyor. Bir tane çünkü bıçağımı buldum. Çok eski bir bıçağımı. Düdüklü bir dilimde yıkarım. Esra'ya da söylerim. Keşke onlar da seviyor ya. Beğeniyorlar. Ne var bugün de keşke kolu versin. Keşke. Tahtama yumurta sürmedim. Yerine koyabilirim. Şöyle kurusun. Burada tutmuyorum. Hemen benikleniyor. Hemen benekleniyor vallahi. Şöyle bir bakayım Sare'ye. Evet, Sare'ye sordum yemeğini. Bugün Sare, babaanne nugget yap. Yeme deme bana. Tamam dedim, yapıyorum. Hiç. Her zaman olmaz çünkü nugget. Zararlı. Biliyorlar ben bıdı bıdı konuşuyorum ya. Bugün yesin ama. Arada bir yapmak lazım. Şöyle 4 tane atsam ona nugget. Çünkü çok sık almıyoruz. Çocuklara faydalı değil ama çocuklar da sağ olsun faydalı olmayanı seviyorlar. Faydalı olanı sevmiyorlar ki. Onu tabağında hazırlarsam meyve suyunu verirsen... Burada bir çatalı vardı şekilli ama göremiyorum. Biraz mayonez ister o. Biraz da ketçap ister yanına. Ondan sonra doğruyorum onu ben ona. Bu olsun. Bugün kimseyi kırmıyorum. Normalde ben ona zorlardım, çorba içirirdim de. Olsun, bugün de onun istediği olsun. Bazen şey yapıyor, yarın Allah izin verirse annesi evde olur. Annesiyle birlikte güzel çöp kız çiziyorlar yemekle. Peynir, salatalık, domates, böyle şekiller yapıyorlar. Çöp adam mı diyorlar, çöp kız mı diyorlar. Sare onu yemeye başlıyor. Yumurta hariç ama yumurta yemiyor. Yumurtaları çorbalarına atıyorum. Düdüklümü de suyun altına yatırıyorum. Onu da sabunlarım güzel. Kurulamaya koyarım. Esra gelirse... Ya Paşa Bahçeli'den alır ya Kadıköy'den alır bilmiyorum artık. Geçen Kadıköy'den ne getirdi? Bir şey getirdi, içine buz koymuş ama aferin. Çok sıcaktı hava. Buz şeyi koymuşlar, mavi kap var ya. Bozulur diye. Bizim işte yaptığımız ne? Önce bir yemeklerini yesinler. Ortalığı toparlamak kolay. Görüyorsunuz güneş hemen. Kaldırayım şunu aklımdayken. Bayağı sıcak oluyor. Bakmayın.
olmuş. Bunlar hazır. Sonra da çorba ister. O bununla doymaz da. Bıçak vermiyoruz eline. Meyve bıçağı alıyor. Bazen kendi kesiyor da. Keskinleri vermiyoruz küçük. Bazıları keskin. Yemeği de hazır. Önemli olan onlar ya. Beni azıcık bir şey atıştırsam da yetiyor bazen. Ayaküstü burada. Bir yandan çay, bir yandan peynir atıyorum ağzıma. Sare'nin yemeği de hazır. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Devam edeceğim ama bu videoda değil. Ya çocuklar olunca çok ses oluyor diye de çocuklarla çok abartılı da çekmek istemiyorum yanlarında açıkçası. Sizler de haklısınız. Bazen söylüyorsunuz, hatta yazıyorsunuz, anlaşılmıyor. Çünkü durduramıyorsun. Çocuk adı üstünde. O yüzden fazla dikkat ediyorum katmamaya. Artık mazur görün katarsak da. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.